Nedret Ersanel, İskandil, Dünya savaşları öncesindeki şartlara benzer iklimden geçtiğimize ilişkin gözlemlerini paylaşan dış politika, ulusal güvenlik uzmanları ve gazetecilerin sayısı artıyor. Savaşa yürüyecek ekonomi politiğin ayaklarının eksik kaldığını söyleyenlere de son damla olarak Arjantin gösteriliyor. ABD-Çin ticaret savaşları ana dosya ama kuşatıcı bir ekonomik durgunluk tehlikeli eşik sayılıyor. Avusturya Macaristan veliahtına yönelik suikast gibi. Çok işaret var. Hacimli bir bölgesel savaş ya da küresel bir kaosu tarif için çatlakların stratejik obruklarla bağlantısının izahı gerekiyor. Yani yakın tarihin en yoğun B-52 stratejik bombardıman uçağı konuşlanmasının neden İngiltere'ye yapıldığını, Kraliçenin ve tatil askısındaki parlamentonun Amerika ile ayrı ilişkilerini, bunun Avrupa'da yaşanan kriz ve örneğin Hong Kong eylemleri ile ilintisini sabitleyemezsek, Rum Savunma Bakanı'nın Avrupa Birliği ülkelerinin savaş gemileri etrafımızda toplansın davetini de CHP liderinin araştırma sondaj gemilerimizle koca Türk donanmasına körleşerek herkes Akdeniz'de bir biz yokuz çıkışını da birbirine yapıştıramayız. Keza Rusya'nın İngiltere Büyükelçisi'nin görevi vedasını, Mısır Büyükelçisi'nin ölümünü, bir yıllık Gürcistan Başbakanı'nın istifasını, Papa'nın İslami hassasiyetli 13 kardinali seçtikten sonra asansörde 30 dakika mahsur kalmasını, Suudi Arabistan'ın yüzlerce doktoru Pakistan yönünde sınır dışı etmesini ve dahi nicesini anlamlandıramayız. Öncü depremlerin en hissedildiği kırılma noktası Hindistan, Afganistan, Pakistan üçgeliğine Hint okyanusu. Daha bu satırlar yazılırken ajanslar Rusya ve İran'ın bölgede yeni bir askeri tatbikada başlayacaklarını duyuruyordu ki okyanusta da damladır. ABD Hindistan'a üzerlerini itiyor. Bölgesinde ve ülkesinde o kadar sorun varken yeni Delhi'nin Keşmir'in statüsünü değiştirme kararını anlamak zor ama anahtar olarak Amerika'yı kullandığınızda klik sesini duyabiliyorsunuz. Hindistan, ABD, Çin rekabetinin önemli bir ayağı ve Afganistan, Pakistan, İran hattının doğuda Kıbrıs'a kadar kuzeyde Rusya doğru sürükleyicisi. Elbette İpek yolunun hem karadan hem denizden nöbetçisi. Pakistan-Hindistan arasındaki gerilim nükleer silahlara sahip iki ülkenin savaşmayacağı kabulünü aşmış görünüyor. Bu yüzden her iki tarafta mümkün olduğunca Güçlü ve çok sayıda müttefiki yanına çekmeye çalışıyor. Tabi bedava olmaz. Son G7 zirvesinde ki Rusya'sızdır, Hindistan'a bu konuda ilgi gösteren Fransa'nın Rafale savaş uçaklarını masaya sürdüğünü çıtlatanlar var. Tabi denizaltılar, 18 karakal helikopter ve donanması için 80'den fazla pantel helikopteri de alışverişe dahil. Amerika'nın aslan payını alacağını şüphe yok ama ağırlık savunma sanayinde olmayabilir. Amerika enerji sektörü devasa yatırım fırsatları bekliyor Hindistan'dan. Nükleer enerji dahil. Bu da İran ve Rusya bağlantılarına kesik atma aklı demek. Birleşmiş Milletler'de veto hakkına sahip Rusya'da S-400'ler için Hindistan'dan 6 milyar dolar indirmeyi bekliyor. İki süper güç arasındaki sakalın rengi Başbakan Modi'nin yarın başlayacağı Moskova ziyaretinde görülecek. Böylece bir yandan Başbakan Modi Vladivostok'ta Doğu Ekonomi Forumu Putin'le kucaklaşırken yukarıda duyurduğumuz tatbikatın anlamını da düşünüyor olacak. Yani nükleer silah sahip bir süper gücün Paraları sisteme nasıl toka ettiğini canlı izleyeceğiz. Ancak Keşmir bu şekilde yatıştırılamayacak. Çünkü mesele Keşmir değil. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 ülkesinden 3'üyle ilişkileri bu şekilde kurmak yetmez. Geride İngiltere ve hele Çin kalıyor ki ikisi de konseyde veto hakkına sahip. Öte yandan İngiltere'de bir eksit kaynaklı iç siyasi dalgalanma gibi görünen ABD-Çin arasında hangi kutbun Londra'yı çekeceği yolundaki derin hesaplaşmayla Hong Kong krizi arasına Hindistan'da tarihi boyutu dahil eklenmiş olacak. Büyük haritadaki küçük coğrafya için bu kadar oyuncunun sahaya inmesi garip mi? Üstelik Pakistan cephesinden hiç bahsetmedik ve içinde Türkiye'nin, Baye ve Suudi Arabistan'ın da bulunduğu bir başka sahnede orada perdesini açıyor. Gündem izin verdikçe bölüm bölüm tamamlamaya gayret edeceğiz ama birlikte gelişen bölge ve Türkiye gündemini yan yana yürütmek gerekiyor. 16 Eylül'de Türkiye'de gerçekleşecek Aslan Zirvesi'nin önemi artıyor. Amerika'nın İdlib'i Erdoğan-Putin görüşmesinden sonra vurması işaret. Kimin işine yarıyor anlamak lazım. Rusya'nın Fırat'ın doğusuna destek vermesini de doğru çözmek lazım temel kavrayış Moskova'nın Türkiye ve Amerika'nın güvenli bölgeye yürümesine itiraz etmemesine şaşkınlık biçiminde. Oysa Kremlin bu rızayı gösterirken Amerika'nın adını bir kere zikretmiş değil, onun meşru gördüğü Türkiye'nin kaygıları. Birlikte yürüyemezler demek istiyor. Hep ve önce söyledik. Aslanının fişi bütün yara beriye rağmen çekilmedi ve beşli hale gelme olasılığı da yükseliyor. Almanya ve Fransa'nın bu masaya oturması, masada oturmasa da arka koltuklarda Irak'ın bulunması hep final alameti. Şişman kadının sahnesi yaklaşıyor.